Dersimizde Oracle veri tabanında nul değerler üzerinde nasıl işlem yapacağımızı öğreneceğiz. Örneğin bir nul kayıt üzerinde işlem yapmak istiyoruz. Nul değerleri almak isteyebiliriz ya da nul olmayan değerleri almak isteyebiliriz veri tabanından. Bunları nasıl isteyeceğimizi öğreneceğiz. Bunun için ilk olarak hangi tabloyu kullanacaksak onu bir inceleyelim. Select Yıldız from Employees tablosunu inceliyoruz. Şimdi burada hangi kayıt üzerinde işlem yapabiliriz? Mesela 100 no'lu employee ID'ye sahip Stephen King, manager ID'si 100, manager ID'si düzeltiyorum, manager ID'si 0. Burada tek 0 employee manager ID'ye sahip kayıt Stephen King, yani employee ID'si 100 olan kayıt. O zaman bunu nasıl kullanabiliriz? Bildiğimiz gibi normalde ver filtrelerinde direkt olarak null üzerinde işlem yapamıyoruz. Çünkü null içerisinde değer olmayan demek. Ancak bunun için bir operatör var SQL'de. Bu isNull operatörü. Bunu nasıl kullanıyoruz? Şu şekilde select employee ID, first name, last name, manager ID'ye gerek yok. Ancak bunu da yazalım. Manager ID employees tablosundan çekilecek. Ver manager ID'si is null olan, yani null olan, null kayda sahip manager ID'si null olan kaydı bana getir. Kayıt ya da kayıtları bana getir. Is null dedik. Şimdi bize 100 no'lu employee ID'ye sahip kaydı getirmesi gerekiyor. Görüldüğü gibi Stephen King bize başarılı bir şekilde geri geldi. Null değere sahip. Şimdi bunun tersini yapalım. Tersi ne oluyor? Tabii ki null olmayan kayıtlar. Null olmayan kayıtları da bunun is null operatörünün arasına not keyword'ünü ekleyerek yapıyoruz. Select employee ID, first name, last name from employees, where manager ID is not null. Bu bize neyi getirmesi gerekiyor? Başta employees tablosunda şunu görmüştük. Manager ID'si 0 olan tek kayıt 100 no'lu employee ID'ydi. Diğerlerin tamamı 0 değildi. O halde bize 100 no'lu kayıt hariç tüm kayıtları getirmesi gerekiyor. Kaç kayıtımız var toplam? 107. Bize 106 kayıt getirmesi gerekiyor. Ve bunların içerisinde employee ID'si 100 olan kayıt olmamalı. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi employee ID'si 101'den başlıyor. Kaç kayıt var burada? 106 kayıt var. Bu da demek ki bizim işlemimiz başarılı bir şekilde gerçekleşti. Null bir filtreleme gerçekleştirdik is null operatörüyle ve is not null operatörüyle. Null olan bir kaydı nasıl isteyebileceğimizi, veri tabanından nasıl alacağımızı öğrendik ve not null olmayanları nasıl isteyeceğimizi bu şekilde öğrenmiş olduk.